Yepyeni video, tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu takımlarımızın şimdi altında 3 tane yavru var. Burayı açmayayım, rahatsız etmeyeyim. 3 tane sesleri duyuyorsunuz zaten. Anlatmama gerek yok yani. Bunları da yine eşledim. 9 numaranın erkeği de Cilet'in oğlu zaten, biliyorsunuz. Şöyle takımları gösterebilirim size. Şöyle daha iyi çıkacak, aynen. Böyle daha iyi gözüküyor. Bu oğlumuzla kızımızı yine eşledim. Bunların da şu an altında bakalım yumurtaları var 2 tane. Şöyle gör, oğlumuz kendi üretimim geçen seneden. Dişimiz de burada. Sıddık yamaç bilezikle diş arkadaşlar. Dişinin kafa şöyle çıkmıyor ama onu göstermeyeyim o zaman. Rainbow'larımız bakıcılarımızın altına yavru kaydırdık tabi her zaman gibi. İsteyenin varsa bu arada elinde bir takımda bakıcı var Rainbow. Gönderebilirim fazlalık. Sonra acıma şöyle oğlumuzla kızımızı göstereyim. Şöyle görüyorsun, bir maşallah eksik etmeyin lütfen. Altlarında yavrular var. Allah nasip ederse büyüyorlar. Şöyle bir 5 tane bir aslan parçası var. 3 tanesi kendi yavrular arkadaşlar. Bir tanesi Jilet'in yavrusu. Bir tanesi Markus'un. Markus'un tüylerini yemişti annesi, görüyorsunuz. Bunların altına koydum. Allah'ın izniyle iyi bir şekilde bakıyorlar. Güzel bir şekilde inşallah yeme düşüreceğiz. Allah nasip ederse. Şöyle tekrardan göstereyim. Lütfen maşallah demeyi eksik etmeyin. Bu arkadaşın 4 tane yumurtası var, biliyorsunuz. Kendisini rahatsız edeyim mi? Edeyim ya. Görüyorsunuz 4 tane yumurtası var. Şu anda daha dolusu yok. İnşallah birkaç tane doldurur. Şöyle kuşlar burada. Samet üstün bilezikler tekrardan, biliyorsunuz. Biraz çılgın bir erkek kendisi. Baybars babanın 3 tane yavrusu var. Onu göstermeyeceğim. İnşallah yeme düşürebiliriz. Sezar babanın şu an yumurtaları var. 7 tane yumurtası var içeride. Yuvada yatıyor Sezar Reis. Bu kuşlarımızın da zaten Napolyon babanın 5 tane yavrusu var. Şu an büyüyor. Onları da daha ufak göstermek istemiyorum o yüzden. O kapının orada gösterdiğim arkadaşlar tek Green'in babası bu. Kalıp olarak küçük ama altından çok güzel yavrular geliyor. Bu da yeni eşleme inşallah. Eş tutarsa Şahin'in, yeni bir eş attım Şahin'e. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum ama yavrusunu alamıyoruz arkadaşlar. Kuş bir türlü şey olmuyor. Kafayı mafayı görüyorsunuz Şahin'in. Genç daha yani. İnşallah olacak. Şahin'in esinini buraya attık arkadaşlar, çiftleşsin diye. Sağlam bir baba yaptık Jet Baba'ya. Jet Baba biraz tüydeydi. İnşallah dişiyle anlaşıyor zaten şu an. Şöyle Jet Baba'yı göstereyim. Dişi zaten köşede. Çok güzel, inşallah eşlemeler olacak. Bunlar yavruyu çıkardı. Ama öldürdüler. Artık bunların yumurtalarını kaydıracağım. Başka çaresi yok çünkü bu işin. O şekilde bunlardan yavru olacağız inşallah. Bu arkadaşların şu an 3 tane yumurtası var. Pardon, yavrusu var. 4.'yi öldürmüşler. Bugün baktım. Şimdi bu ikisini yeni eşledim. Bakalım inşallah bunlardan da yavru alacağız. Yumurtayı dolduruyordu bunun dışı arkadaşlar. Çıkaramıyordu. Şimdi bu dişi attım yanına. İnşallah bakalım bunlar bakacak. Bu arkadaş biliyorsunuz zaten Alkapon tüyünü yiyen kuş arkadaşlar, yavrunun. O yüzden ayırdım dişileri. Tekrardan dişiyi mutlayacak. E50 verdim sularına zaten. Suyu görüyorsunuz, E50 var. Bu oluşumuzun 2 tane dolusu var. Rahatsız etmek istemiyorum. Dişiyi biliyorsunuz, yeşil büyük dişi vardı arkadaşlar. Şöyle gösterebiliyorsam göstereyim. 2 tane dolusu var. Bu kızımız Baybars. Baybars'ın kızı. Oğluşumuzu zaten yeni almıştık biliyorsunuz videolardan. Bu yeni eşlem arkadaşlar. Bunun eşini çektim. Alttan gelen kuşların vasıf olarak daha iyisini istediğim için dinlenmeye aldım. Bakalım bu yavrular nasıl olacak. Şöyle oğluşumuzu çıkarabiliyor muyuz bu tarafa? Çık bakayım oğlum, çık. Oğluşumuz çıkmak istemiyor. Şöyle oğluşumuzu nasıl göstereceğim? Ona bakayım şöyle. Oğluşumuz burada arkadaşlar. Kanat tüylerini yemişti. Ben de kanatlı tüylerini çektim hep. Yenileri gelsin diye. Şu an içinde 2 tane yumurtası var arkadaşlar. Rahatsız etmiyorum. Şöyle yeme atlayan bebişleri görüyorsunuz. Bir maşallah eksik etmeyin lütfen. Şöyle bir tanesini yakalayayım. Şöyle yakaladım bir tanesini. Şöyle bakın arkadaşlar. Kamera biraz sıkıntı oldu. Kusura bakmayın tekrardan. Şöyle bir zoom'la bakayım oğlum. Çok iyi. Gayet iyi. İnşallah güzel bir şekilde yeme düşüreceğiz arkadaşı. 3 kardeşler. Zaten anneleri babaları gene yumurtladı. Şöyle salayım bunu. Hani git. Git yavru kuş git. Yürü. Birkaç güne
kendi başına yeme düşer inşallah. Yürü be. Bu arkadaşların da şu an 3 tane yavrusu var. Michel. Carlos babanın şu an yumurtayı doldurmamış. 6 tane yumurtası var. 6 yumurtanın bir tanesi Jilet'in kızının. Ben doğrularını oraya kaydırdım. Bu arkadaşlar bu takım satılık. Şu an yumurtası var. Videosunu çektim, bir yerine gider. Bu takımı yeni eşledim. Süleyman Bulur bilezikli erkek. Dişi zaten anlatmama gerek yok arkadaşlar. Dişinin ilk önce bir vasfına bakın. Güray Özkul kanatlından dişi. Bu arada Özgür abimden aldım. Buradan da ona selam olsun. Güzel bir eşlem olacak inşallah, Allah nasip ederse. Bunlar bakıcılarımız arkadaşlar. Altında 9 numaranın, bunun eski eşinden arkadaşlar 2 tane dolu yumurtası var. Namı değer ayı. Ayının altına da, yanına da arkadaşlar Jilet'in kızını koydum. Jilet'in kızınla ayıdan bakalım ne gelecek. Bakabilirlerse güzel yavrular olacağız. Bunların da yumurtalarını kaydıracağım. Veya bakabiliyorsa baktıracağım. İnşallah güzel yavrular gelecek. Sonra satılık arkadaşlar. Şöyle bir oğlumuz var. Dileyen varsa gönderebilirim. Normalde 16 numaranın eşiydi. 16 numaradan alttan alacağımı aldım. Bu sefer de gönderiyorum. Yanındaki Rainbow takım altta eşi var. Satılık. Bakıcı takımlar. Şöyle bir şov oğlumuz daha var. Böyle kaçmaz arkadaşlar, görürsünüz. Şöyle atlatayım tüneye. Evet, bu arkadaşlar satılık. Bu arkadaşı da gönderebilirim. İsteyen varsa ulaşabilir. Sonra dişilerimize geçelim. Şöyle bir tane tospat bir dişimiz var arkadaşlar. Bu da gönderilecek. Yukarıdaki jumbo dişimiz de gönderilecek. Şu ortadaki arkadaşlar Rainbow dişi. O yukarıdaki erkeğin dişisi. O da gönderilecek takım olarak. Diğerleri benim kendi yavrum. Arkadaki mavi şov. Şu anlık onu da gönderebilirim isteyen varsa. Bakalım Allah'ın izniyle yavaş yavaş görüyorsunuz zaten. Kurulaşmalar, cilveleşmeler başlıyor. Şu arkadaşlar anlaşamadı. Onları da merakla bekliyorum. Bunu yumurtlatırsa var ya, tadından yenmez. Nasıl bir kuşlar gelecek ben çok merak ediyorum. Çünkü Süleyman abi biliyorsunuz, o da Gray abiden çalışıyor. Yani nasıl bir şey gelir çok merakla bekliyorum açıkçası. Sonra Jilet babayı bekliyorum. Sefa Erdoğan'dan almıştım biliyorsunuz arkadaşlar dişiyi. Alttan ne geleceğini acayip derecede merak ediyorum. Çok merak ettim. Bakalım bu Şahin baba da inşallah dişiyi yumurtlatırsa bunlardan ne güzel yavrular alacağız. Şöyle genel, hem şu an arkadaşlar yaklaşık bir 25 tane yavru büyüyor Allah'ın izniyle. 25-30'u bulur. Ölmez kalırsa, nasip ederse Allah. Yani 30'u bulacak inşallah. Daha yumurtlayacak hayvanlarımız var. Nasipse. Zaten bunlar gene yavruları yeme düştükten sonra bir daha yumurtlarlar. Bay Bars babayı 3. yavrumuzdan sonra dinlenmeye alacağım. Şu an olan bitenler bu. Şimdi diyeceksiniz abi sen yavru ayırdın 5 tane kendine, onlar ne oldu? Onları göstermeyecektim normalde. Şöyle göstereyim ama. Arkadaşlar bunlar ikisi Sezar'ın yavrusu. Şu arkadaş Bay Bars babanın yavrusu. Kafayı mafayı görüyorsunuz. Şu arkadaş Sezar babanın yavrusu. Kendini biraz daha bu taraftan gösterirsem daha iyi gözükecek. Evet, Sezar babanın yavrusu. Şu da Bay Bars babanın yavrusu. Dişi olarak ayırdım onu. Onun aynı yuva kardeşi de bu. Şu üçü de arkadaşlar yuva kardeşi bu arada. Bunlar şu an satılık değil, bilginiz olsun. Seneye inşallah güzel yavrular olacağız. Rainbow yavru isteyenler varsa gönderim yaparız. Şöyle görün Rainbow'ları. Daha yeni yeme atladılar. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim.